Efendim, şeker hastaları, obeziteyle mücadele edenler, kalp damarı olanlar, kalp damar rahatsızlığı çekenler. Evet, bugün bu programda bitki bilim uzmanı İbrahim Gökçek konuğumuz. Bugün bu hastalıkları konuşacağız efendim. Ekran başına toplanıyorsunuz. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Bu arada varisi de konuşacağız değil mi? Evet, Hazır gelmişken. Varis, venöz yetmezlik. Evet. Baldır ve bacaklarda oluşan... Huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu. Ufak ufak böyle sıkıntıları yaşamaktayız bizler de hali hazırda. Variz neden olur ve nasıl tedavi edilir? Evet, variz neden olur? Hı hı. Nasıl tedavi edilir? Şimdi kişinin bacaklarında çok yoğun bir toplar damar var. Evet. Bunlara ven denir kısaca. Hı hı. Venler, yani toplar damarlar, vücuttaki kirli kanı toplarken kanın geri kaçmaması için damarlarda ventil gibi kapakçıklar var. Hı hı. Bu kapakçıklar görevini yapamazsa yavaş yavaş, zamanla, hemen değil, damarlarda sertleşme nedeniyle, yanlış beslenmeden, evet, işte alkol, sigara, fast food tarzı beslenme, spor yapmama, hareketsiz, yanlış beslenme. Kahve tüketimi falan da bunu içerir mi? Aşırı kahve zaten kısırlığa sebep olur, tehlikeli, iyi değil. Aman aman, aman aman diyoruz. Evet, İspanya'da kahve demişken, İspanya, Belçika, Hollanda ve Danimarka'da yapılan araştırmada yoğun kofein içeren, hı hı, aşırı siyah çay olabilir. Evet. Kahve, kola, kola da kofein içerir. Kafein var, evet. Bu ne yapar? Bunlar kısırlığa sebep olur. Bayanlarda kısırlığı, %50'lere varan oranda kısırlığa sebep olur. Evet. Şimdi, peki gelelim bitkilerle olan kısmına. Biz bunları yaşıyoruz ama biz bunları nasıl bileceğiz, nasıl anlayacağız, nasıl tedavisini gerçekleştireceğiz, hangi kapılardan bunlara ulaşacağız? Çünkü her gittiğimiz yerde aktarlardır değil mi? İşte şu bitkiyi alın, işte şuna iyi gelir. Biz bunun ayrımını nasıl yapacağız bir kere? Tabii tabii, zor biraz. Bunu bilemiyoruz. Yani bitkiden bitkiye çok farklılık var. Mesela şu gördüğünüz, çiçeğini gördüğünüz bitki Afrika ıtırı. Evet. Bizdeki sardunyalara benzer çiçeği. Sardunya. Hı hı. Bunun 1050 türü var. 1050. Sadece ikisi şifalı. Pelargonium gideoides, Pelargonium sinuiforme. Yani ama bunu daha sonra deneyeceğiz. Yani örnek vermek için söyledim. Evet, evet. Yani bir bitki, 1000 çeşit var. Hangisini kullanacaksınız? Doğru bitki hangisi? Biz onu nereden bileceğiz? Şu anda izleyicilerimiz de düşünüyorlar. Bitkilerle, hani ilaç kullanmayalım da bitkilerle şifa bulalım dalar. Daha çok artık hani ona eğilim var. Evet, şimdi, ama bilmiyoruz, bilmiyoruz. 27 yıl çalıştık ve 27 yıl sonunda 3 ciltlik bir kitap yazdık. Niye 27 yıl? Evet. Neden 27 yıl? Yani bazıları oturuyor masa başında 3 ayda 5 ayda bir kitap yazıyor. Biz bu kitabı yazmak için 27 yıl uğraştık. Neden? Hı hı. Çünkü bitkinin botanik yapısı var. Yaprağı, çiçeği, kökü. Nerede yetişir, nasıl yetişir, hangi iklimi sever, nasıl, hı hı, kurutulur? Hangi işlemlerden, evet, geçer, değil mi? Kremi, şampuanı, kremi yapılabilir mi? Kremi, sabunu, şampuanı, hı hı, kapsülü yapılır mı? Nasıl yapılır, nerede yapılır, hangi ortamda, nasıl hazırlanır? Evet. Klinik araştırması yapılmış mı? En önemli veri de bizim için budur. Bu kitapta 2250 reçete var. 2250 reçete. Yani bunu mu demek istiyorsunuz? 1000 yıldır geri sayıma dur diyeceğiz. Dur dedik. Evet. Dedik. İbn-i Sina'dan sonra, evet, maalesef bu konuda fazla bir şey yapmadık. Yattık, uyuduk. İyi uyuyorduk ama. Yeni yeni uyanıyoruz. Yeni yeni uyanıyoruz. Evet. Bu kitapta farklı olarak bir de binden fazla bitkinin, hı hı, özellikleri. Klinik bitkiler 5 ana kategoriye ayrılır. Bir, klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. %100 ispat edilen. Evet. İki, komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. Üç, aromaterapide kullanılan bitkiler. Dört, homopatide. Beş, halk arasında kullanılan bitkiler. Mesela at kestanesi. Şu at kestanesi varizle, venözle ilgili olduğu için ona, evet, değiniyoruz. At kestanesinin şu dış kabuğu, dikenli dışarısı böyle. Evet. Böyle daldan düşüreyim derken kafama düştü, kafamı arattı. Acıtır değil mi? Bayağı dikenli. Daldan yüksek yerden düşüreyim derken.
Şimdi bu dış kabuğundan çıkarıyoruz. Bunun bir de iç kabuğu var. Çok serttir. Bak şöyle. İnsanın dişini kırar. Çok sert. Evet. O. Kırılmasın dişiniz o halde. Bunun içerisindeki tohum rendelenir, kurutulur. Bunda mesela at kestanesi sirkesi yapılır. At kestanesi sirkesi. Neler 20 gram neyle ilgili? Variz. Nelere iyi gelir? Variz. Sirke. At kestanesi sirkesi. Variz, venir yetmezlik, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kramp, kaşıntı. Bazı insanlar yürürken böyle ayağında kurşun varmış gibi ağırlık verir. Baldır, bacak böyle. Evet. Yerinden taşıyamaz. Sanki ayağında böyle bir metal parçası bağlıymış gibi. Zor gelir, merdiven çıkamaz. Neden? Çünkü toplar damar. Bacaklardaki kirli kanı toparlayamıyor. Vücudu arıtamıyor, temizleyemiyor. Evet. Bu nedenle kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Şimdi bir şöyle bir olay var. Bacak reflüsü diye bir olay var. Bacaklardaki bu çok yoğun toplar damarlardaki ve ventil şeklindeki kapakçıklar görevini yapamaması veyahut da damarlarda zafiyet nedeniyle sızdırma olursa kişi mesela gün içerisinde çalıştı çok yoğun tempoyla akşam evine geldi o bacağı şişmiştir. 1-2 santim kalınlaşmış. Evet. Nereden anlarız? Nasıl anlarız? Çorabın lastiği izi kalmışsa. Çorabın lastiği iz yapmışsa. Baktınız ki çorabınızın lastiği iz yapmaya başlamış. Bu genelde halk arasında falan şöyle de söyleniyor. İşte bugün çok ayakta kaldım da bu yüzden bunları yaşadım gibi. Çok ayakta kalmakla ilgisi yok. Ayakta milyonlarca insan ayakta kalıyor. Herkeste mi oluyor? Olmuyor. Evet. Fakat bu çok yaygın bir rahatsızlık olduğu sistem için. Sistem bozukluğu o zaman bir şekilde değil mi? Sistem bozukluğu. Bacak reflüsü veya venöz reflüsü denir. Almanya'da 82 milyon Almanya'nın nüfusu 10 milyon insanda var. Türkiye'de 7-8 milyon insanda. Almanya'da 1 milyon insanda çok ağır baldır ve bacaklarda kapanmayan yaralar oluşuyor. Zamanla iyileş tedavi edilmezse. Yani variz tedavi edilmezse yaraya dönüşüyor. Ülser oluşuyor. Kapanmayan yaralar. Zamanla hemen değil. Beni korkutuyorsunuz şu anda İbrahim Bey. Beni gerçekten ürkütüyorsunuz şu anda. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Hayır kimseye korkutma niyetimiz yok. Evet. Çözümü burada. At kestanesi. Binlerce yıl, belki bin yıl bu yaşayabilir. Hiç problemsiz. Toprağı, suyu, iklim uygun olduğu zaman çok yoğun ne demek? Çok güçlü bir damarı var. Evet. Topraktan suyu çeker, alır, emer. Derin kökleri var. İşte bunun birleşiminde saponinler denen etken madde var. Bunun da alt türevi eskin denen bir madde içerir bu. Eskin kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Baldır ve bacaklar da oluşabilecek. Variz, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, bacaklarda oluşacak, baldırda oluşacak, ödem, kaşıntı vesaire gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Peki içilen mi, sürülen bir hazırlık mı bu? Tabii, onu da söyleyeyim tabii. Evet. Şimdi, çünkü şey dediniz ya hani 600 kat daha güçlü dediniz. Şimdi içilen bir şey ise onun mideye verebileceği ya da diğer sisteme verebileceği zarar aklıma geldi de ister istemez. Bunun birleşimindeki etken madde %3, %4. Çayı içilmez acıdır. O zaman ne yapacağız? Destilasyonla elde edilen at kestanesinin ekstraktını kullanacağız. Kapsül şeklinde. Evet, mantıklı. Bir, etken maddeyi alıyoruz. İki, direkt etken maddeyi kapsülle veriyoruz. Daha etkili. At kestanesi forte. Bunu biz formülünü geliştirdik. At kestanesi. Evet. Bunu kullandığı zaman kişi, mesela ben bir ara çok yoğun bu tempoyla bu kitabı bitirmek için çalışırken günde 15-20 saat hiç dışarı çıkamaz hale gelmiştim. O zaman spor yapmadığım için hiç sporu falan bıraktık, unuttuk. Baldır babacaklarda bir ağrı, bir sızlama,
bir kılıf. Algınız falan hiç bozuldu mu peki? Günlerce kapalı ortamda kalmanın verdiği zorlukla hiç algıda Kişi böyle bir konuya durumlar odak. yaşadınız Şimdi mı? şöyle, bir insan yaptığı işi severek yaparsa o işe sürekli odaklandığı için bütün algısı açılır kapanmaz. Evet. Zevkle yaptığı bir işi. Fakat yaptığı işi sevmezse ona dünyaları bahşetsiniz, o işi yapmaz. Güzel. Yani severek, isteyerek yapıyorsa... Yok, siz bunu çok belli kişi, ediyorsunuz zaten. Yani adamış haliniz çok belli oluyor. Evet. Yani dünyada en büyük şifalı bitkiler arşivini oluşturdum. Dünyanın. Dünyanın. Doğaltedavi.org isimli bir sitem var. Bu sitede 9500 bitki fotoğrafı var. 9500 bitki fotoğrafı. Bu bitkiler nerede yetişir, nasıl yetişir, özellikleri nedir vesaire vesaire. Evet. Dünyanın en büyük şifalı bitkiler arşivi. Türkiye'nin değil, dünyanın. Hı hı. Çok neden? Güzel. 12 yıl süreli sürekli fotoğraf çektim. Kendim çektim. Evet. Onun araştırmalarını. Tabii böyle rastgele. Siz kendiniz yaptınız. Tabii mesela yani. Elinize fotoğraf makinesi alıp dağa taşa gidip fotoğraf çekmek değil. Evet. Gidersiniz, çekersiniz. Biraz önce söyledim ya, Afrika yatırının 1050 türü var. Hangisini çekeceksiniz? Hı hı. Şifalı olanı bulacaksınız, doğru bitkiyi ve doğru bitki çekeceksiniz. Evet. Yani yanlış bitki çektiniz, onu saymıyoruz. Doğru bitki. Tamam, doğru bitki. İşte siz doğru bitkiyi biliyorsunuz. Araştırmışsınız. Buna kendinizi hani bir görev adetmiş ve bir kitap yazmışsınız. Kolay değil bunlar. Tabii. Peki şimdi bizi izleyen, bizi dinleyen herkese hani şunu söylemek istiyorum bir kere. Gittik, atıyorum, bir kırgınlık yaşadık vücudumuzda ya da bir rahatsızlığımız var hakikaten. Biz bitkilerden hani bilgi almak istiyoruz. Bitkilerden biz hizmet almak istiyoruz. Bitkilerden şifa almak istiyoruz. Ama hangi bitkiyi nasıl alacağımızı ya da o bitkinin doğru bitki olup olmadığını biz nereden anlayacağız? Yani bunun bu farkları... kitapta 2250 reçete var. 2250. O zaman kitaba ulaşmamız lazım. Her hastalığa göre uygun reçete var. Evet. Aklınıza takılan her konuda. Her 2250. Güzel. Evet, 2250. Mesela ne? Hangi konuda? Hı hı. Mesela variz, venöz yetmezlik. Bu, biz çok güzel bir formül geliştirdik. At kestanesi, evet. Ölmez diken, civan perçemi, çoban çantası, at kuyruğu otu gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formül bu. At evet. Kestanesi forte. Çok özel. Mesela at kestanesi ile ilgili Heidelberg Üniversitesi variz, venöz yetmezlik ve huzursuz bacak sendromu olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmışlar. Hı hı. Hastaları iyileştirmişlerdir. Klinik araştırması var. Evet. Heidelberg Üniversitesi, Almanya'da. Evet. Yani bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Ben sadece burada birinden bahsettim. Ama burada hasat zamanı bile yazılmış. Yani en ince ayrıntısına kadar bilgileri sunmuşsunuz. Tabii tabii. Şimdi mesela hasat zamanı, birleşimi, ondan sonra araştırmaları, tesir şekli hepsi yazıyor gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabii zamanında... Ben de siz konuşurken bir taraftan inceliyorum kitabı. Evet. Şimdi mesela diyelim ki nane. Naneyi topladınız, kuruttunuz. Evet. Kuruduktan sonra 2-3 gün daha kurusun derseniz eterik yağları kaybolur, azalır. Fazla kurutamazsınız, bir. İki, güneşin altında direkt kurutamazsınız. O zaman ne olur? Kavrulur, yanar. Tüm özelliğini yitirir. Gölgede kurutmak gerekir. Ve kuruduktan sonra hemen kaldırmak gerekir. Ya biraz daha kurusun diye fazla kurutamazsınız. İçerisindeki dünyanın en kaliteli nanesi Türkiye'de yetişir mesela. İzmir nanesi, İzmir'de. Yani hangi bitkiyi nerede, nasıl yetiştireceksiniz, nasıl toplayacaksınız, nasıl kurulacaksınız? Her bizim türlü ayrıntısı. Türkiye topraklarımız bu bitki örtüsü bakımından hani ne durumda? Şifalı bitkiler özellikle hani düşündüğünüz zaman. Dünyada Çin'den sonra ikinci diyebiliriz yani bitki örtüsü bakımından. Evet. Şimdi Türkiye'nin... Şifalı bitkiler. Şifalı bitki, evet yani. Düşündüğümüzde. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, evet. Batı evet. Karadeniz. Doğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun doğusu, batısı, bir de mesela bu Malatya yöresi farklıdır. Evet. İklim bakımından İç Anadolu farklıdır. Akdeniz'in doğusu Maraş mesela Akdeniz. Hı hı. Ortası batısı farklı farklı. Hı hı. Yani 7 iklim diyoruz ya 7'den daha çok iklim çeşidi var bizde. Güzel. Mesela Ege'nin Marmara bölgesinde Kaz Dağları mesela Balıkesir. Evet.
Evet. Farklı, trakya farklı. Doğru. Yani bitki örtüsü çok farklı bizde. Çok yoğun bir bitki örtüsüne sahibiz. Maşallah. Yani şifa anlamında da etkin. Tabii diyorsunuz. Çok güzel bitkiler yetişiyor. Çok güzel. Evet. Evet, bu hastalıklara tekrar dönelim. Çünkü bilgilendirelim. Evet. Bu hastalıkları yaşayanlara, taşıyanlara bu anlamda hani bilgi verelim. Peki varisle ilgili, venöz yetmezlikle ilgili söylememiz gereken evet, klinik araştırması yapılmış. Heidelberg Üniversitesi etkisi ispat edilmiş. Tartışmasız. Evet. Yani klinik araştırması yapılmışsa ya etkili değil mi? Ne zaman etkili? Nasıl bu etkili? Soruya gerek soru yok. Gerek yok. Klinik araştırması yapılmış. Güzel. Nereden biliyoruz? Burada bunlarla ilgili dergiler var. Böyle. Evet. Yani Almanca bu dergiler. Kitapta bulamayım, araştırmam. Onun için hemen dergiye bakıyorum. Sayfayı göstermek için icabında sorulursa. Güzel, güzel. Evet. Her an elimde hazır olsun diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki bu rahatsızlığı yaşayan kişi işte kullanması at gereken ürünü ne kadar süre kullanması lazım? Evet, rahatsızlığın kronik veya akut oluşuna göre değişir. Kronikse şimdi, ne? Kronikse. Akutsa ne kadar? Şimdi eğer ki kişinin bağırsaklarında problem varsa tedavi gerekir. Midesinde problem varsa tedavi gerekir. Karaciğer yağlanması varsa tedavisi gerekir. Şimdi bağırsakları tedavi etmediniz, mideyi evet. tedavi etmediniz, karaciğeri tedavi etmediniz. Fakat venöz yetmezliğini tedavi ettiniz ne olur? Bir anlamı yok. Neden? Çünkü bağırsaklardan toksik madde geliyorsa karaciğer yorulur, yağlanır, arıtamaz. Evet. Arıtamadığı toksik madde tekrar venöz varize, venöz yetmezliğine. Tetikler yani sürekli. Sebep olur. Yani problem çözmez. Bu durum. Evet. Kalıcı çözüm olmaz. Bütün hastalıklarda kalıcı çözüm ulaşabilmek için rahatsızlığın tekrar nüksetmemesi için bağırsakları tedavi etmek gerekir. Bir, evet. karaciğeri tedavi etmek gerekir. İki, güzel. Eğer midede problem varsa mideyi tedavi etmek gerekir. Üç, yani kişinin mide, bağırsaklar ve karaciğerini tedavi etmeden hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Kalıcı olmaz tedavisinizde. Yeniden nükseder. Peki bunu siz anlıyor musunuz? Kişi diyelim size geldi bu anlamda yardım almak istiyor. Siz o zaman neye göre bakıyorsunuz? Yani elinde raporlarla mı geliyor kişiler zaten yoksa? Zaten bize gelen hastaların çoğu çok ağır hasta. Yıllardır doktoruna gitmiş o doktor, bu doktor şudur. Tedavi tahliller. Olamamış. Olamamış. Evet. Çok ağır hastalar. Mesela diyelim ki kurdeşen. Birçok defa hastaneye gitmiş. Kortizon, antihistaminik ilaçlar. Evet. Bu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Kortizon, antihistaminik. Deriyi inceltiyor, kemiği zarar veriyor, cam kemik oluşuyor zamanla. Evet. Hafıza gidiyor, rahmetli Bülent Ecevit'i bir ara yoğun kortizon verdiler, hafızası gittiydi. Sadece Rahşan Ecevit'i hatırlıyordu. Evet. Kimseyi hatırlamıyordu. Çelik korse giyiyordu. Yani kortizon kullana ne oluyor kişinin? Bütün organları yavaş yavaş iflas bitiyor. Ediyor. Bitiyor, eriyor, yavaş yavaş eriyor. Bitiyor, dünyayla evet. ilişkisi kesiliyor. Oysa bunun sebebi nedir mesela? Kurdeşenin sebebi nedir? İki sebebi vardır. Midesinde bakteri varsa Helicobacter pylori bu çok yoğun toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Bakteriyi yok edersiniz, kurdeşen biter. %20 mideden kaynaklanır. %80 bağırsaktaki mantarlardan. Evet. Eğer probleme kaynağı bağırsaklarsa aloe vera jeli verirsiniz, mantarı yok edersiniz, olay biter. Kolay. Yani güzel. Rahatsızlığın sebebini bilmek gerekir. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Evet. Eğer bilebilirsek rahatsızlığın sebebini, olay çözülür. Çok güzel. Evet. Peki, biraz gelelim bağırsaklar, mide dedik ama obeziteye hani biraz değinmek istiyorum. Hani aşırı kilolar, kilo kontrolü ya da yoğun kilosu varsa kişi ne yapmalı? Bu bitkilerle bu şifayı nasıl bulmalı? Evet, maalesef günümüzde fast food tarzı beslenmek inanılmaz. Yani çok çok kötü, sağlıksız. Bir de diyetisyenler ne diyor? Maşallah diyorlar ki 3 ana öğün, 3 ara öğün. Ne etti? 6 öğün. 6 öğün. Evet. Vatandaş zaten alışırsa siz 6 öğün demenize gerek yok. Yatana kadar yiyor, içiyor bir şeyler. Hani oradaki atıştırır. Mantık biraz da çok uzun saatler mideyi aç bırakmamak bedeni. Hani az yiyin, sık yiyin anlamında değil mi? Yanlış. İnsanlık tarihi eskiden günümüze kadar iki öğündür, üç öğün değil. Mesela burada kimi örnek alıyoruz? Peygamber Efendimiz'in hayatına bir baktığımızda evet. sabah bir bardak süt içmiş, akşam bir iki tane hurma yemiş.
bitti. Zaten o peygamberimizin hayatı tabii ayrı bir olay. Evet. 365 günü 240 gününü oruç tutmuş. Evet. Yani onu biz yapamayız da. Biz aciz insanız. Kesinlikle. Ama Avrupa baktığımızda mesela Avrupalılar, ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Hı hı. Alman mesela sabah kahvaltı yapıyor, öğle ağır bir yemek yiyor, sulu yemek. Evet. Akşam bir dilim ekmek. Salata. Veya az bir şey. Akşam yemiyor, yani çok az bir şey. Akşam yemek yemek gibi bir şey yok onlarda. Sadece biraz kendini kandırıyor yani. Evet. Şimdi 2,5 öğün Avrupa'da. Bizde? Diyetisyen diyor ki 6 öğün ye. Allah'ın mesalli. Olmadı. Ama Türk usulü işte. 6 öğün nereden çıktı 6 öğün? Evet. Biz köydeyken ne yapıyorduk köydeyken? Sabah ya kahvaltı yapıyorduk tarlaya gitmeden önce. Hı hı. Veya çorba içiyorduk. Çıktık tarlaya gittik. Akşama evet. kadar tarladasın. Yani susarsan bir şeyler içiyorsun. Yemek ihtiyacın olursa yani bir dilim ekmek veya evet. yanında bir parça peynir. Enerji başka bir şey sadece. Yok. Hı hı. Akşam yemeği 2 öğündü köyde. Fakat eskiden köyde mesela bizim köyde bir kişi hastalanmıştı bundan 45 yıl önce. Herkes onu konuşuyordu. Hastalık nedir bilmiyordu insanlar. 45 yıl önce hastalık nedir bilinmiyordu. Evet. Aa falan hastalanmış şundan şöyle böyle olmuş. Penisilin iğnesi vurulmuş. O zaman penisilin yeni çıkmıştı. Kimyasal ilaçtan zehirlenmiş vatandaş. Değil mi? Komaya girmiş ölecekti. Onu konuşuyorlardı hep. Fakat şimdi mesela köye gittim. Mesela geçenlerde diyalize giren var. Kalp anjiyo olan var. Bypass olan var. Kalp damar rahatsızlığı. Yani hasta olmayan insan yok köyde. Sürekli neden? Sürekli ilaç kullanan var. İnsanlar şehirde. Köyde ama köylü gibi yaşamıyor. E tabii. Yani cipstir, jelibon. Köy dediğiniz zaman normlar değişti köy. Artık zaten. Adı köy. Tabii. Cips, jelibon, kek, gofret. Şehirdeki ne yiyorsa onu yiyor. Tavuk bile beslemiyor. Tavuğu gidiyor mesela. Evet. Yumurtayı bile. Hazır bak, oluyor. Yani. Köylü hayatı, köyde yaşıyor ama köylü gibi değil. Hı hı. Sağlıksız besleniyor. Beyaz un, beyaz unla beslenen kişi de kalp damar rahatsızları olur. Çünkü beyaz unda vitamin yok, mineral yok, enzim yok, lifli madde yok. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz un eleyen bir bayanı görüyor, elinden eleği alıyor. Diyor ki asla un elenmez. Neden elenmediğini şimdi anlıyoruz. Almanlar Ernährungs Gesellschaft diye bir enstitüsü var. Beslenme uzmanlığı üzerine. Hı hı. Bunların yapmış olduğu araştırmada undaki yani buğdaydaki bütün vitamin, mineral, enzim buğdayın kabuğunda yani kepeğinde. Hmm. Buğdayın ununda, nişastasında hiçbir şey yok. Sıfır. E vitamini hiç yok. B1, B2, B3 vitaminleri çok az. Evet. Demir, magnezyum, çinko çok az. Neden bu millet 50-60 yıl öncesine göre bu kadar halsiz, dermansız, yorgun, bitkin Türk milleti? Ekmekten. Çok ekmek tüketiyoruz ve tükettiğimiz ekmekte vitamin, mineral, enzim yok. Şimdi mesela Avrupa'ya gidin evet. veya dünyanın başka ülkesine. İnsanlar sabah saat 4'te yollarda işe gidiyor. 4'te. Evet. 5'te iş başı. Evet. 5'te iş başı. Türkiye'ye geliyorsunuz, bakıyorsunuz saat 9'a kadar sanki seçim var veya başka bir şey var. Sokağa çıkma yasağı varmış gibi. Kimse ortada yok. Ortada evet. kimse yok. Allah Allah şaşırıyor. Ben ilk zamanlar çok şaşırmıştım. İnsanlar o ne yapıyor diye. O adaptasyonu yaşarken değil bu mi? Bu insanlar nerede diye bakıyordum yani. Sabah alışkanlık, güneş doğmadan kalkmak gerekir. Evet. Morgen Stunden, Goldene Stunden der Almanlar yani sabah saati altın saattir. Bizde de onu karşılamak gerekir. Sünnettir. Yani vaciptir erken kalkmak. Güneş doğduktan sonra bir insan hala yatıyorsa evet. o eve bereket girmezdir atalarımız. Bereketsiz. Için... Evet, bereketsiz o ilk ışıklarda, ilk saatlerde güneş. Camları açmak lazımmış evet, falan güneş, diye böyle büyükler. Güneş doğduğu anladım. Halde yatıyorsa bir kişi o evden bereket kalkar derler. Evet. Rahmetli annem öyle derdi. Almanlar da diyor ki sabah güneşi yani güneş doğmadan önce kalkarsan altın saattir. Çok önemlidir. Şimdi neden sabah güneş doğmadan önce kalkmak önemli? Evet. Çünkü insan vücudu yavaş yavaş kortizon salgılamaya başlıyor. Güne hazırlıyor vücudumuz. Adrenalin salgılamaya başlıyor. Hı hı. Sinirler bütün organları güne hazırlıyor. Ne yapıyor? Sempatik sinirler aktivasyon. Organları harekete geçiriyor. Hadi harekete geç, gün başlıyor diyor. Hı hı. Ama biz buna rağmen yatarsak ne olur? Organlar faaliyete geçiyor. Enerji tüketmeye başlıyor.
asit oranı yükseliyor. Laktik asit, asetik asit, formik asit vesaire. Hı hı. Aa, ne demek? Kişi güneş doğduğunda hala yatıyorsa o asla üzerindeki yorgunluğu atamaz. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur, dövülmüş gibi olur. Kalkamaz. Gün boyu da bu gider değil mi? Gün üzerine? Boyu yatana kadar da, gece yatana kadar da o tembelliği üzerinden uyuşuklu atamaz. Evet. Yani güneş doğduğu halde yatıyorsa bir kişi o hayata küsmüştür, bitmiştir hayatı. O gün ona zehir olur. O gün iptaldir yani. İptal. Ne yapacak o zaman? Güneş doğmadan kalkacak. Erken kalkacak. Güneş doğmadan önce ağır gelir. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ama kişi bunu 40 gün devam ederse, 40 gün güneş doğmadan kalkarsa alışır. Alışkanlık evet. haline gelir. Bu alışkanlık meselesi. Çinliler 3.30'da kalkıyor. Almanlar 4'te kalkıyor. Yani Avrupa'da da böyle, Asya'da da böyle, Amerika'da da böyle. Eskiden biz de böyleydik. Bu evet. nedenle de atalarımız bizim yani Orta Asya'da Türkistan devleti kurmuşlar. Şimdiki Rusya'nın olduğu yerde Altınordu devleti kurmuşlar. Evet. Hindistan, Bangladeş, Pakistan buralarda Babür İmparatorluğu kurmuşlar. İran'da Safevi devleti kurmuşlar ve batıda Osmanlı. Yani bizim atalarımız Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a kadar dünyanın uzanmışlar, evet. dörtte üçünü yönetmişiz. Dünyanın dörtte üçünü evet. yöneten bir millet şimdi ne olmuş? Mendil kadar bir ülkeyi yönetemiyoruz. Neden? Tembellikten. Biraz güneş doğmadan önce kalkarsak belki eski gücümüze ulaşırız. Erken kalkan erken yol alır değil mi? Evet. Gerçi ömürler de bir anlamda baktığımızda eski insanlar ne kadar son anlarına kadar hani ayaktalar, son anlarına kadar aktifler, yaşları yüz ve geçkin hani yaşamışlar, gelmişler. Bizler de bu kimya yoktur. Jenerasyonda kimya, yok yani kimya. Yok. Evet. Şimdi mesela vatandaş diyelim ki gastrit için antibiyotik kullandım. Midedeki bakteriyi o gaz antibiyotikle yok edebilirsiniz. Hı hı. Halikobakteri yok etmek kolay. Evet. Aldınız antibiyotiği 3 hafta 4 hafta bakteri yok oldu. Gastritten kurtuldunuz. Evet. Fakat bu antibiyotik ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yaktığı için bağırsaklar hı hı. kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Hı hı. Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak. DAO, diaminoksidaz. Bu enzimin azalması polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikler. Çünkü hı hı. histamin oranı sürekli yükselir. Bunu hiçbir şey frenleyemez. Bu evet. enzim haricinde. Enzim azaldıkça histamin yükselir. Bu da alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kalp damar hastalıkları birçok hastalığı tetikler. Peki virüsler için kurtarıcı var mı? Virüs problem değil. Problem mantar. Hastalıkların %99'unu mantar tetikler. Öyle mi? Bağırsak mantarları. Ve bağırsak mantarlarını bir, ilk, birinci, ikinci, üçüncü derecede teşhis edemiyorsunuz. İki, buna karşı ilaç yok. Neden teşhis edilemiyor? Bağırsaklarda bakteri, virüs ve mantarlar. Diyelim ki 3 çeşit mikrop var. Yani immünal sistem çöküyor değil mi? O şekilde etkileniyor ve hastalıklar sürekli hani kendini yeniliyor. Bir şekilde ortaya çıkıyor. 3 çeşit mikrop var. Evet. Mantarları futbol topu kadar düşünelim. Tamam. Bakteri portakal kadar. Hı-hı. Virüsü misket kadar. Evet. Bağırsaklarda kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Hı-hı. Bu fileden portakal büyüklüğündeki bakteri geçer. Yani kana karışır. Hı hı. Misket büyüklüğündeki virüs kana karışır. Evet. Mantar büyük olduğu için kana karışmaz. Karışsa zaten çok yoğun ve çok ağır toksik maddeler ürettiği için hı hı. ölüme sebep olur. Öldürür. Hı. Kişiyi öldürür. Yani mantar kana karışırsa öldürür. Allah korusun. Evet. Bu nedenle mesela İtalyan asıllı Profesör Doktor Simoncini kanserin sebebinin kandida mantarı olduğunu belgeledi. Yani belgeledi artık. Belgeli. Kanserin %99'unu çeşit. Hı hı. Mantar tetikliyor. Mantar. Şimdi mantarı teşhisi ne zaman mümkün? Sümüksü bir defacet gelirse. Hı hı. Neden? Çünkü artık bağırsaklara yapışacak nokta kalmadı. Hı hı. Kene gibi bağırsaklara yapışır. Bir, dokunuş şeklini alır. İki, evet. teşhisi yok.
kandan, idrardan teşhisi yok. Bu nedenle teşhis edilmediği için zamanında tedbir alınamıyor. Hı hı. Teşhis edilse peki ne yapacaksınız? Elinizde ilaç yok mantara karşı. İşte biz onunla ilgili bir formül geliştirdik. Nedir? Aloe vera. Aloe vera ile ilgili Louis Pauling Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca araştırma yapmışlar. Yüzlerce bitkiyi inceledikten sonra aloe veranın bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki olduğunu belgelemişlerdir. Louis Pauling Enstitüsü. Yine bağırsaktaki bu aloe vera ile ilgili çok büyük çalışmalar var. Şeker hastalığına karşı etkili olduğunu Tayland'da yapılan klinik araştırmalar belgelemiş. Tayland'da üniversitede klinik araştırması yapmıştır. Bangkok'ta. Japonya'nın Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde bir üniversite var. Adı Fushiyama. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada anti-aging, gençleştirici, anti-aging, antioksidan, gençleştirici ve serbest radikalleri yok edici özelliklere sahip. Yani dünyada en mükemmel bitkilerden biridir aloe vera. Fakat bunun aloe verayı doğal üretmek mümkün değil. Herkes üretemez. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra başardım. 19 yıl deney yaptım. Çok uzun bir süre. Yapamadım ki yani. Şimdi benim Almanya'da tanıdığım dostlarım var. Mesela Alman, İtalyan, İspanyol, Portekizli, hatta Şili'den Kızılderili bir arkadaşımdan, Taylandlı, Çinli, birçok tanıdığımda 127 yani, ülkeden insan var Almanya'da. Ürün var ama aktive edemiyorsunuz onu bir şekilde. Şimdi bunun içerisinde vitamin var, mineral var, enzim var, çok şey var. Fakat çok az miktarda aloin var. Aloini zararsız hale getirmeniz lazım, izole etmeniz. Aloini yok edeyim derken vitamin, mineral, enzim de yok oluyor. O da biter. O zaman etkisi kalmıyor. Evet. Bu ne nedenle yaptınız peki? Hem aloini yok edeceksiniz hem etkisini muhafaza edeceksiniz. Evet. Yani 19 yıl çalıştım. Sonunda Çeşenistan'dan bir Türk hekimi gelmişti. Fahrettin Efendi. En ağır kanser hastalarını o tedavi ediyordu. Ben doktorların artık eve gönderdiği, artık eve gitsin rahat rahat döşeğinde ölsün dediği hastaları. Son evre. Son evre bitti gitti dedikleri hastaları ben ona gönderdim, bir şey yapamam artık diyordum. O birkaç ayda iyileştirip hastayı evine gönderiyordu. Şaşırmıştım, dedim ki gideyim bir bakayım. Bunu mu kullanıyordun? Evet, gittim ziyarete, dedim ki ne yapıyorsun sen, bu ağır insanları nasıl tedavi ediyorsun dedim. Sen dedi aloe verayı tanımaz mısın? Tanımam dedim. Tanıyorum da yani ben yapamadım. Evinin içi, bahçesi, her tarafı aloe vera orada. Dedim ki bu ishal yapıyor. Bir, şişkinlik yapıyor. İki, ben çok denedim. Dedi ki şu bitkileri de denedin mi? Denemedim. Onda kalın bir kitap var. Eski Göktürkçe yazılmış. 2000 yıllık eski bir kitap. Evet. Dedi ki bu bize atadan dededen emanet. Ama çocukları... Ama siz de o zaman oradan aldınız, beslendiniz. Evet tabii. Yani ben klinik araştırmalarla... Hem kendi bilginiz hem benim bilgim klinik araştırmalar ve Fahrettin Efendi'nin eski Türk tarihinden beri gelen 2000 yıllık eski bilgi bu. Denenmiş yapılmış. Evet. Etkisi ispat edilmiş. Oğlu bu işlere merak etmediği için çekip gitmiş Antalya'ya, otel işletiyor. Oğluna kızmış. İhale sizde mi kaldı yani? Dedi ki bu emanet dedi. Ben ölüp gideceğim. Evet. Bari seni yap dedik. Dedi seni evladım gibi seviyorum. Bana bu reçeteyi bana verdi. Evet. Sağ olsun. Böylece de. Yani diğer bütün her şeyi ben ürettim de bunu üretemiyordum. Onu da ürettik çok şükür. Sonunda ürettik. Güzel. Başardık. Güzel. Bu nedir? İksir. Renkleri de evet. Bu limon suyu, sirke, sarımsak. Bitki karışımlı sarımsaklı zencefil, limon. Zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başak otu, zeytin yaprağı. 19 çeşit bitki içer. Evet. Bunun mesela kişi 6 hafta kullansın. Diyelim ki kalp damarları tıkanmış. %80, %90. Ameliyat olması gerekiyor. 6 hafta vakti varsa kullansın, ameliyata gerek kalmaz. Ameliyatsız çözüm. Ameliyat denilmiş hasta 6 hafta. 6 hafta kullansın, vakti doktoruna olacak, gitsin. Evet. Doktora diyecek ki ameliyata gerek yok. Allah'ım. Evet, geçen bundan 3 hafta önce bir beyefendi, bir insanın kalbi kendi yumruğu gibidir. Evet. Hep de böyle söylenir. Evet, yumruk büyüklüğünde aşağı yukarı. Aynen. 3 tane ana damar var. Evet. Bu damarlardan ikisi %80 oranında tıkanmış, birisi %100. Doktorlara demiş ki mutlaka ameliyat. Başka yok, çözüm yok.
Dedim ki 6 hafta vaktim varsa deneyelim. 2 haftada o %80 olan damarlar açıldı. 2 haftada. 2 haftada. Günde kaç sefer alıyor 2 kişi? Normal olarak günde 3 defa 2 çorba kaşığı ama o korkusundan panik olmuş. Yarım çay bardağı 5 defa içmiş. Biraz önce iyileşeyim diye. Eyvah. Tabii bu. Onun kötü bir etkisi var mı fazla içmenin? Var, hiçbir yan etkisi yok. Bazıları mesela miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör gibi rahatsız olanlar hı-hı, bir su bardağı bile içebilir. İçebilir. Hayır, hiçbir yan etkisi yok. Zararı sadece yok. Tadı biraz sarımsaklı olduğu için biraz o kadar. Başka bir yan etkisi yok. Evet. Peki tadını diyelim ki kişi hani içemiyor, beğenmedi ya da işte. Suyla hafif karıştırabilir. Suyla karıştırıp. Meyve suyuyla falan böyle karıştırabilir mi ya da yemeğin? Meyve suları zaten tatlı. Tatlı. İçinde şeker var. Hı-hı. Şeker olan her şey mantarı besler. Yani bozmamalı da değil mi? Mantar evet, tehlikeli. Mantar bütün hastalıkları tetikler. Evet. Mantar bu nedenle iyi değil. İyi değil. Evet. Bu nedir? Tonik. Tonik, midede kişinin gastrit, ülser varsa, yani midedeki bakteriyi yok eder. Normal olarak gastrit ve ülserin sebebi %80 neden kaynaklanıyor? Gastrit, ülser ve reflü. Hı hı. Bakteri, Helicobacter pylori isimli bakteriden sebep olur. Gastrit, ülser ve reflüye. Evet. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri. Mide asidine karşı kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Hı hı. O köpüğün içinde gizleniyor bakteri. Akıllı bakteri. Mide asidi çok sert bir asit. Midenin mukozasında böyle sümüksü bir mukos hı hı, var. Koruyucu bir tabaka midenin üzerinde. Evet. Bu tabaka koruyucu bariyer. Mide asidine karşı mideyi korur. Evet. Mide asit salgılar ama bu aside karşı mide kendini korur aynı zamanda. Çok sert bir asit. Hı hı. pH değeri yüksek. 1,5-2 arası. Yani çok sert bir asit. İşte bu bakteri kendini asitten korumak için köpük üretiyor. Onun içinde gizleniyor. Mide mukozasını deliyor, alta hı, geçiyor. Köpüğü bırakıyor, faaliyete başlıyor. Çok hı, akıllı bakteri. İşte bu akıllı bakteriyi, bunun birleşiminde bir madde var. Etken bir madde. Evet. Metil metilyonun sulfonun bromit. Çok hassas bir amino asit. Ben bunu söyleyemeyeceğim. Söyleyeyim desem de ben bunu söyleyeyim. Çalışacağız. Eskiden U vitamini deniyordu. Ülseri iyileştirdiği için. Evet. Sonra baktılar böyle bir vitamin yok. Sonra ulkus faktör dediler. Hı-hı. Ülseri iyileştirdiği için. Yine araştırdılar ilim adamları. Hı-hı. Böyle bir faktör yok. Hı-hı. Sonra tekrar araştırdılar ki nedir bu bakteri öldüren nedir? Ülseri evet, iyileştiren nedir? Bir çok hassas bir amino asit. Hı-hı. Metil metilyonun sulfonun bromit. Lahana. Lahanada bulunur bu. Lahanayı haşladığınız zaman yok olur. Kaynattığınız zaman yok olur. Sentrifüjde çekseniz bile tez bozulur. Evet. Onu özel bir yöntemle biz üretiyoruz. Yani öyle rastgele üretemezsiniz. O zaman doğru adreste doğru bitkiyi araştırmak lazım, okumak lazım, danışmak ve sormak lazım değil mi? Tabii. İbrahim Gökçe'ye biz çok teşekkür ediyoruz. Süremiz aktı gitti. Elimizde hastalıklarımız ama bir sonraki programda yine birlikte olacağız tamam, değil mi?